karşıdan çektiğimiz genel var. Ozan'ın da amorsundan çektiğimiz orada. Cemal böyle bir de bakıyor. Kioslowski. Şu merdiveni yeşile kaplatalım. Biraz yukarıdan. Resme sokalım yukarıdan aşağıya. Ne yeşile kaplatıyoruz? Merdiveni niye görelim ya? Bir dakika. Merdiveni gelecek yoksa Vinç'in gelmesi bir saat merdiveni kaplıyor. Burada burada abi. Vinç burada. Vinç burada abi. Bu var ya. Bak bu arkadaşımız ne zannediyor biliyor musun? Bir şey yeşille kaplanınca o görülmüyor zannediyor. Bunu der. Mesela diyelim ki sen buradasın. Evet. Ben seni yok etmek istiyorum. Yeşille kaplıyorum. O kadar. O kadar tabii. Ya... Yapmışlar. Ama nasıl? Al, zaman makinesi. Manyak mısın sen diyor ya? Bak, yazıyorsun 68, gidiyorsun. Al 2017. Nasıl ya? Bak böyle işte. Ya oğlum canım böyle. Alev, alev! Perdeler uçuşuyor, gitmişler. 2017'ye gidiyorlar. 2017'de bir tane şey var resim, o çok hoşumuza gitti bizim. Boğaz. Daha doğrusu nerede? Hani geliyorlar, Arif gene çıplak, kız giyinik. Diyor ki, çık diyor, ne oldu diyor. Sentetik. Film içerisinde renk, doku, farklılığı yaratan işte bize üç tane farklı yer var. Bugün de başlıyoruz. Hani bugün günümüzün bir dokusu, rengi, ışığı var. Arkasından 69'a ışınlanıyoruz bir anda. Orada zaten her şey siyah beyaz başlıyor. Sonra bir aşkla beraber renkleniyoruz. Onun kendine has farklı bir dokusu var. Arkasından hikaye gereği bu sefer tekrar bugüne geldiğimizde bir gelecek tahayyülümüz var bizim film içerisinde. Kendi aramızda distopya diye kendi aramızda kodladığımız. Büyük bir şirketin hegemonyası altında tamamen değişmiş. Boğaz'daki sular kurumuş. İşte İstanbul'un bir yakası tamamen çöp şehire dönüşmüş. Öbür tarafı inanılmaz yüksek gökdelenlerden oluşan bir 2017 tasavvur ettik ve canlandırmaya çalıştık. Present day has been affected by what's happened in the past. So it's not actually the future. It's not 2040. It's a variation of the 2017 because of what has happened in the past. 45'e 2'de 2'ye arka vera. Şu gördüğünüz yer Kız Kulesi olacak, kulübenin olduğu yer. Sol taraf şurası batık bir gemimiz olacak, kanalizasyon boruları olacak. Aman yarabbim, Kız Kulesi. Very exciting, very different look because we were able to have a totally creative idea of how we thought this new dystopia Istanbul would look. Again, Hakan, the production designer, came up with an incredible set. Interior and exterior, you really feel the difference to the modern Istanbul that we see today. Burası Şile taraflarında Sofular Köyü. Burası atık kent olarak geçiyor hikayemizde. Buraya 4 hafta önce geldik. Yani kısa bir süre. Hani bu tür bir tasarım için, bu tür bir konsept için. Yani çünkü burası doyumsuz bir yer. Yani bir sene falan da alabilir yani normalde çalışma. Çünkü çok hem keyifli hem de şartları zor bir alan. Kum üstünde çalışmak vallahi 3'le çarpmak gibi her günü. Öyle bir durum vardı. Hala arkadaşlarımız çalışıyor tepelerde. Işıktı, neondu vesaireydi. Biraz karmaşık görünüyor sanırım ama bunun hesapları, kitapları çok yapıldı. Yani çok aşamalardan geçtik. Bir tasarımlar üzerinde okeyleştik. Dönercimiz burada ve Arif buraya geldiğinde bizim robot dönercimizle karşılaşacak. Onun ters açısında da elektronik dükkanımız var. Bu ekranların hepsi yeşile boyandı ki üzerine işte pertev görüntüsü yerleştirilebilsin. Yeah.
absolutely fantastic. So here we are. It's day... Day 11, I believe. Is it day 10 or day 11? What's our shoot day? Day 10. It's an amazing set. Hakan, the production designer, again, he's just done... It's a real shame that we're only spending one night here. I could shoot a film in this whole about. Well, we are. But it's just brilliant. Absolutely brilliant. Kişiye yakın yardımcı oyuncu vardı. Onların arasından çarşıda böyle yürümemiz gerekiyordu. Bir pazar yeri oluşturmuşlardı. Kocaman bir çadır yapmışlardı. Devasa bir piloto vardı. Yine her şey olağanüstü görünüyordu. Ve o yani o kadar milimetrik hareketler ediyor ki yani 250 kişi her yerde kamera arkamızda, önümüzde. Bizim yaptığımız bir hatadan dolayı 250 kişinin yeri tekrar değişiyor. Sorumluluğu çok yüksek bir sahneydi. Arif şuna bak. 216. Gel. Arkadaşın mı? Yok yok ailemişim. Arif. Önüne baksana sığır. Koru beni. Arif korkuyorum. Gel böyle. Sonrasında işte sahneyi çektiğimizde, bitirdiğimizde şey dedim. Bu akşam gerçekten rahat bir uyku uyuyacağım. Distopya'nın en önemli sahnelerinden bir tanesini bitirmiş olduk. Sonrasında birkaç hafta sonra Pertev'in Distopya'daki ofisine gittik. Kontraplak üzerine sıva yapılmış bir sistem. Özel bizim sistemleri, rigging sistemlerini de yaptık. Hazırız şu anda. Havada uçarak duvarı kırmaya çalışacağız. 3, 2, 1, go! Distopya'daki dövüş sahnesinde Cem ve Ozan'ın şovu vardı. Ben orada onların yanında korkan kız modelindeydim. Onlar için çok zor bir şey oldu, süreç oldu. Çok çalıştılar. Fransız bir ekip geldi. Atlama sahneleri ve atraksiyonel şeylerde bize yardımcı oldu. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu Jem et Ozan, justement, la dextérité qu'ils ont. On a pu, en très peu de temps et très rapidement, rentrer dans des chorégraphies pas forcément faciles. Et donc, on a surtout une très belle séquence qu'on a dû faire aussi en parachutisme, qui est très rigolote, où voilà, dans l'histoire, Jem, voilà, il saute en chute libre. Il y en a un qui n'a pas de parachute, l'autre qui en a un. Et on a fait toutes ces scènes en prise réelle, donc on a vraiment été sauté dans le ciel. Donc ça, c'était une très belle expérience. Peruklarıyla, kostümleriyle, dublörler atladılar ve bir kamera bunları serbest düşüşte takip etti. Arkasından o bize kamera kullanımı, oyuncuların vücut hareketleri konusunda bir kılavuz oluşturdu. Arkasından biz o kamera kullanımında ya da o atlayışta kullandığımız, çektiğimiz görüntüleri fonda kullanıp gerçek oyuncularımızla parçalar çekerek onları birleştirdik. Yani böyle bir mozaiğin parçası gibiydi.
filmin belli bir yerlerinde ise çizgi roman estetiğini koruyalım istedik. Bunlardan bir tanesi de bizim uçak kovalamaca sahnemiz. O zaman da Kutlukan Perker aklımıza geldi ve onun kapısını çaldık. Tabii ki Cem'le çok eski arkadaş olmaları, çok eskiden tanışıyor olmalarına çok büyük avantajı vardı. Ben yönetmen olarak istediğimi ve prodüksiyon olarak elinde olan imkanları ona anlattım. Ve o onun üzerinden bize o sahneleri storyboardladı. Storyboard demek de yanlış olur. Bayağı çizgi roman yaptı yani. Hani yani biz baktığımızda böyle önümüze koyduğumuzda o kalitede, o estetikteydi. Hazır. Oyun başladı. Mustafa yaklaş. Ben zaten uçak sahnesinin çekilebileceğini düşünmedim. Yani büyük ihtimalle uçak sahnesi... Ha tamam şu an senaryoda var ama bir şekilde onu çözerler falan filan dedim. Arabaya döner o uçak sahnesi ya da başka trene falan döner diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Sanat ekibi şahane. Bize gerçekten bir uçak hazırlamışlardı. Green Box'ta uçağın içine girdik ve sahnelerimizi çektik. Yükseklikte bir maket uçağın üzerinde sallanarak duran oyuncuları çekmek hem yönetmen için zor hem oyuncular açısından zor. Uçaktan düşerken halatlardasınız. Yani siz halatta yani siz mesela kamera arkalarına baktınız mı git halatta oyuncular var. Sanki zevkli bir şeymiş gibi gözükür. Şöyle öyle sanır insanlar hep. Çok zor bir şeydir. Yani o halatlara astığınız vakit bir kere acı verici bir şeydir. Yani o kasıklarınızın etrafından dolaşır, belinizden sıkarak üstünüze yapışan bir şey giyersiniz sizi sapasağlam tutsun diye. Öyle bir sıkar ki o çok acı verir yani. O oyuncu için de çok zordur. Hem yüzünüzde o acı ifadesi olmayacak hem de oyununuzu oynayacaksınız. Çok zor bir süreç. Bilmiyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu an hiç halim kalmadı. Bütün gün çalışıyorsun ama başka bir şey. Kaç dakika? 3 dakika falan asılı kaldı. Evet. Şu an ellerim titriyor. Kötü oyunculuk. Uçaktan uçağa atlıyorsun, uçaktan paraşütsüz atlıyorsun, ediyorsun. Hani fiziksel kondisyon gerektiren sahneler. Vallahi açıkçası ekip içerisinde en iyisi Zafer abiydi. Bizim teknik ekipteki arkadaşlar yani bu işi koordine eden stunt ekibi dediler ki oradan taklam da çok zor. Yani buradan birisinin kendini yukarı çekmesi, ellerini kullanmadan yapması çok zor olmaz dediler. Zafer abi sonsuza da askıda böyle duruyor. Yaparım yaparım dedi. Ya tamam Zafer abi boş ver dedim ben. Yaparım yaparım dur dedi. Bütün ekip böyle yanıma geldi. Abi zorlamayalım diyor bana herkes. Ama Zafer abi de yaparım diyor. Yani hani o hakkı da vermem lazım yani yaparım dedi. Ben dedim ki bir kere deneyelim. Siz de yakın durun bir şey olursa hemen aşağı çekeriz dedim. Ve biz hani hayretle bakıp kendimizi alkışlarken bulduk. Bravo Zafer abi. Bravo. Yapıyorum. Bir dakika dur bir dakika. Nerede? Yapıyorum diyor. O yerden çıktı zannediyor. Yapamıyorum arkadaş nerede? Buradan birisi. Kim yapamadı? Çok iyiydi ya. Bravo. O yapamadı. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Can abi, keşke denemek ister misin? Beyler soyun bir bakın her şey yerinde mi? Keşke çekseydik ya. Bravo. Çekmediniz mi? Bravo, bravo. Bir daha yapın. Bravo ya. O zaman Zafer abiye bir bravo daha. Bravo Zafer abi. 1969 yılında geçen uçak sahnelerimiz var. Çok zorlu sahneler bunlar. Normalde Türk sinemasında pek kalkışılmayacak işlerden bir tanesi. Aman benim filmim daha çok iş yapsın diye şeyin peşinde yani görsel efekt işlerinin peşinde koşmak diye bir konu yok. Ama Cem öyle düşünmüyor. Cem filmi bir bütün olarak düşünüyor ve o filmin içerisinde
yani belki de seneler sonra da baktığınız vakit yani o filmin içinde olmayı hak eden bütün sahneleri o filmin içinde koymak istiyor. Yani Cem yani filmlerini iyi film yapma tutkusuyla yapıyor. Çok para kazansın isteğiyle yapmıyor. Yani ana ayrım o. Bu filmin içerisinde böyle bir sahneyi koyabilmek için gerekli ortamı hazırlamak için elinden geleni yapıyor. Sponsorunun peşinden koşuyor. Hepsiyle uğraşıyor. Bu çok takdir edilesi bir şey doğal olarak. Daha ucuza yapılabilir miydi? Her şeyin daha ucuza yapılma ihtimali var. O sahne olup o sahne olmasaydı ne olurdu'nun benchmark'ı yok. Çünkü yani o sahneyle çıkıp da filmi 10 milyon kişi geldi, o sahneye çıkarttın, koydun, 8 milyon geldi kişi ölçer olmadığı için bunları da bilemiyorsun. Hani uçak sahnesine harcanan para, emek, zaman çok önemli bir bütçe. Olsa ne olurdu olmasa ama işte o böyle bir bütünün, baştan sona gelen bir bütünün ve kalitenin ve detaycılığın ve yaratıcılığın sonucu o. Dün bakıyorum tekrar, hani hakikaten pahalı bir proje ama hakikaten bu parayı değerli yerlere harcadık. 45 kişinin, 50 kişinin ne çalışıyor CGI'da? Aklım çıktı yani ve onlar için de büyük bir challenge. Heyecanla yaptıklarını gördüm, çok da mutlu oldum. Cem'in bir uçaktan üzerine atlaması, gökdelenden aşağı düşmesi gibi acayip şeyler var. Yepyeni bir İstanbul var, eski İstanbul var. İnşallah bunlar da böyle hani seyircide güzel hisler uyandırır. Sonuçta bir hikaye anlatıyoruz. Yani bir film bu. Filmlerde gösterilen hani kötü adam dünyayı ele geçirecek. Diyor ki yani neyi dünyayı ele geçiriyorsun Allah aşkına? Hadi orada. Hadi. 2 dakikada ekarte ediyor onu mesela kahramanımız. Hiç önemsiz bir şeymiş gibi çözümleniyor. Ben orada bunu bir kabiliyetsizlikten öyle çözmüyorum konuyu. Yani beraber uçaktan atlıyorlar ve kötü adama diyor ki farkında mısın? Beraber düşüyoruz. O da diyor ki farkındayım. Metaforu anladıysan paraşütü açacağım. Anladım abi diyor. Ve böyle barışıyorlar. Çok daha hardcore, acayip bir dövüşler, bir şeyler bilmem neler olurdu ve onu imana getirirdi falan. Benim amacım o değil ki. Amacım kötülüğün ne kadar basit olduğunu, iyiliğin birazcık daha gayret istediğini anlatma. Kötülük ne ki? Kötülük basit bir şey yani. Çok farklı teknikler gerektiren çalışmalar yapılması gerekiyordu. Ve hepsinin bir arada oluyor olması, bize bu imkanı sunuluyor olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Yani güzel bir şeyler yapmak istedik. Bütün ARK-216 filminde distopik İstanbul kısmı görsel olarak çok ayrı bir dili olan, tasarım olarak tasarlanması gereken ayrı bir dili olan bir yerimiz, sahnelerimiz vardı. Orada tabii baktığında sadece işte yeşil var, işte camdan düşen iki insan gibi bakmamak lazım. Düşerken yanından geçtikleri bina olsun, karşısında durdukları bina olsun, aşağı baktığımızdaki peyzaj çalışması olsun ve onların yakın çevresindeki binalar ve ardından gelen mat paint'imiz olsun, orada çok fazla aslında bir işçilik var. Yerleşine mi girdiniz? Konuşma lan kardeşim. De. Sertem, öldür onu! Tık! Bunu dedikten sonra bana bak ki muhatap olalım. Sertem, öldür onu! Bu. En çok haz aldığımız, zevk aldığımız konulardan bir tanesi de Besim'in karakteriydi. Yani Besim yarısı robot, kafası insan olan bir canlı, bir yaratık. bunun tasarlanması inanılmaz keyifliydi. Çok, ya Cem abinin kafasında bir şey vardı, bir konsept vardı. İstenen olması gereken şey, beklenti, bir fanus. Fanus içinde bir kafa, işte altında basit bir robot, örümcek gibi yürüsün, örümcek bacaklı gibi olsun. Bunlar bize yönlendiren, bizi o tasarım dili olarak aynı noktaya götürdü. Biz onun üstüne işte asıl neye benzeyeceği konusunda ufak tefek dokunuşlarımızla bir şey ortaya çıkarttık ve hemfikir olunca modellendi.
Sen nereden çıktın lan? Bu film Türk sinemasında görsel efekt açısından baktığınızda çok büyük öneme sahip. Bu kalibrede, bu boyutta bir proje 10 yılda bir geliyor. Ve konuştuğumuz herkes, bu projeye dahil olan herkes bunun bilinciyle çalıştı. Ve hepsi büyük heyecanla, büyük bir şevkle elinden geldiği kadar bir şeyler katmak çabasındaydı. Ve bu baktığınızda çok önemli bir şey. Yani gerek Cem Yılmaz filmi olması, gerek efekt, yani görsel efekt olarak yoğun bir proje olması olsun çok büyük öneme sahip. Ve böyle film bittiğinde, bu bütün 50 kişilik ekip film bittiğinde baktığımızda hepimiz bu verilen sürede, bu şartlar altında çok güzel bir iş çıkarttık. Ve hepimizin gurur duyduğu bir iş oldu. Cem Yılmaz bence, yani benim için zaten öyle de genel itibariyle sektörümüz açısından da önemli bir şahsiyet. Bunun sebebi de şu, yani Cem Yılmaz Gora filmini yapmaya kalkıştığı vakit Türkiye'de hiçbir zaman daha o kadar o büyük o çapta bir görsel efektli film yapılmamıştı. Dolayısıyla yani bizim için Cem Yılmaz ve Cem Yılmaz filmleri bütün Türkiye'deki birçok görsel efektçi için olsun ve benim özelimde de olsun önemli bir yer kaplar. Yani siyah beyaza geçiliyor ya. Dolayısıyla yani iki böyle tane unsur buraya, bu merkeze geliyorlar. Oynasam o da. Hani acaba bir şey warp edip ortada toplanıyorlar ya. Dolayısıyla resmi de mi yani gittikleri ortamı da mı böyle yani 3D olarak değil de hani bir bükme olarak bir şey bulalım. O bizi yani gerçekten farklı kılar yani, bir numara olarak. Neyin olabilir? Eğer istiyorsan yani şu metallerden, hani gözü açık atladığı cam değil de ilk konuştuğu cam. Esas en çok gördüğümüz cam o zaten. Orada mesela uzak mı yakın mı? Uzak. Burasında uzak. Bir dönüp durdurma. İçten kemiğim acıyor benim. Bunda bir şey yok abiciğim, sen o zaman. Buz beni titretti iyi. Bunun adı nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler? Bu iş bilmezlik. Başka hiçbir şey olmuyor. Kocaman bir buzdağı.